Sevgili izleyenler, bir stüdyo konuğumuz var. Programımızın başında da belirtmiştim. İlkay Aydemir bizimle. Kendisi diksiyon eğitmeni. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi diksiyonun hayatımızdaki yeri ve önemi gerçekten azımsanmayacak kadar önemli aslına bakarsanız. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz insanlar haliyle iletişim kurarak birbirimizle anlaşıyoruz ve iletişim de o kadar önemli ki, doğru iletişim daha doğrusu o kadar önemli ki hem iş kollarında ve yine yaptığınız işlerde, kendi özel ilişkilerinizde iletişim konusu oldukça önemli. Bu yüzden de doğru iletişim için aslında beraberinde doğru bir şekilde hem diksiyona da önem göstermek gerekiyor. Bunun öneminin detaylarını tabii ki sizden dinleyeceğiz ama ilk olarak şöyle giriş yapalım istiyorum. Doğru İletişim için doğru diksiyon şart mıdır? Evet. İletişimin zaten en önemli başlıklarından bir tanesi diksiyon ve beden dilidir. Diksiyonumuzu ve iletişimimizi düzgün kullanmak adı altında diksiyon çok çok önemlidir. Konuşmada, toplum kurallarında, eğitimde, turizmde, girdiğimiz ortamlarda kendimizi ifade etme açısından diksiyonun birçok önemi vardır. Diksiyonun temel amaçlarından bir tanesi de zaten kendimizi doğru ve düzgün ifade edebilmektir. Evet. Bu çok önemli diksiyon için. Evet. Yani kendimizi doğru ifade edebildiğimiz sürece zaten feedbacklerini, geri dönüşlerini de doğru bir şekilde alabileceğimiz için daha sağlam bir şekilde hayatımıza ilerliyor olacağız zannediyorum. Evet, evet. Diksiyon çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim, Antalya'da yaşıyoruz. Evet. Antalya bir turizm şehri. Turizm şehrinde şimdi aslında bu her yerde böyle. Yani diksiyonumuzu, kendimizi, beden dilimizi güzel ifade edebilmek, kendimizi güzel kullanmak veya karşı tarafa güzel dikte etme açısından diksiyon gerçekten bizim hayatımızda çok önemli. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi toplum kurallarına uymak. Toplum kurallarına uymak ilk başta kendimizi nasıl ifade etmemizle alakalı bir durum. Mesela kendimizi ifade ederken ne yapıyoruz? İlk bir topluma, bir yere, bir ortama girdiğimiz zaman ilk 15 saniyedir. Kendimizi karşı tarafa nasıl aktarabiliriz? Veya görsel olarak nasıl sunabiliriz? Beden dilimizi nasıl kullanabiliriz? Bunlar diksiyon açısından çok çok önemli şeylerdir. Ve hayatımızda çok önemli bir yeri vardır diksiyonun. Peki evet, Antalya özeline de değinmişken şimdi dediğiniz gibi bir turizm, tarım ve turizmin başkenti diyoruz Antalya için. Evet. Bu yüzden çok önemli bizim için turizm, turistler ve onlarla kurduğumuz diyaloglar, onlarla kurduğumuz iletişim bizim için çok değerli. Çünkü bunun geri dönüşünü biz uzun vadeli alıyoruz. Ve sizin bir turistle kurduğunuz güzel bir diyalog sonrasında 20 turisti ülkesine gidip etkileyen 20 turisti etkilemiş oluyor bu durum ve onların geri dönüşü bize ekonomik anlamda çok ciddi bir şekilde oluyor. Bu bağlamda sizden eminim çok fazla destek olan işletmeler oluyordur. Evet, var. Peki biz almak isteyenler için de aslında bir ön ayak olması açısından neden turizmde çok etkilidir ve neden önemlidir bu durum? Neden önemlidir? Şöyle anlatayım. Şimdi özellikle turizm ajantaları, oteller, birçok turistik yani turistlere rehberlik eden kişiler açısından çok önemlidir. Çünkü dediğim gibi az önce ilk dedim ya hani ilk intiba, ilk duruş, ilk bakış, beden dilimizi kullanmak çok önemli. Yani sunum şekillerimiz, atıyorum mesela bir ortamdasınız, çok iyi bir nezih bir yerdesiniz, bir oteldesiniz. Otel çalışanlarının bile atıyorum bir sunum yapması, işte bir tabak koyuş şekli bile çalışanlarının özellikle bu eğitimleri almaları gerekiyor. Çünkü neden? Sadece konuşma olarak bakmayalım olaylara. Evet. Bedenimizi de çok iyi kullanmamız gerekiyor. Bakışlarımızı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Bir sunum yaparken, bir şey ikram ederken hem beden dilimizi hem diksiyonumuzu, işte bir örnek vermek istiyorum ben buna. Tabii. İşte mesela atıyorum hani elimizde bir bardak var, bir tabak var. Bunu alıp da böyle bırakmak değil de pardon koyabilir miyim?
demek. Bunlar çok ince nüanslardır aslında. Ama işte bunların da bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Ben buna bu şekilde bakıyorum. Yani çok geniş detaylı bir konu bu aslında. Bunların eğitimden geçmesi çok önemli. Diksiyon ve beden dilimizi kullanırken ikisi bir arada zaten. Bir bütün. Ama sadece güzel konuşma evet, diksiyon güzel konuşma sanatıdır. Sadece güzel konuşmak bir şey ifade etmez. Beden dilimizi kullanmazsak güzel konuşma sanatı hiçbir şeydir. İkisini bir arada kullandığımız zaman turizme, Antalya'da ne bileyim birçok şirketlere, birçok yerlere, işte medya, televizyon, hani bu tür kurum ve kuruluşlarda gerçekten diksiyonun çok önemi var. Yani. Peki İlkay Hanımcığım, bize mesela birkaç tiyo verecek olursanız bu konuyla alakalı neler söylersiniz? Mesela bir müşteri karşılandığında nasıl karşılanmalı, neler yapılmalı? Bununla ilgili böyle maddeler halinde de sıralayacak olursak, örnekler de verecek olursanız ufak tiyolardan bahsedelim. Yani mesela ilk bir yere gittiniz, ilk bir iş görüşmesi yapacaksınız mesela, ilk defa karşılaşacağınız bir ortamdasınız. İlk gittiğiniz yerdeki bir kere pozitif enerjiniz çok çok önemli. Yani o insanlar, çünkü iş dünyasında olan insanlar genelde, o an bir problemleri olabilir, bir sorunları olabilir, hani bir sıkıntısı olabilir. Bunu asla karşı tarafa hani yansıtmadan, belki sizin de benim de bir sıkıntım olabilir, hani bir problem olabilir. Ama bunu nasıl düzeltebiliriz? Girdiğiniz zaman güzel enerjinizle, işte merhaba ben geldim demek var. Merhabalar, bugün randevum vardı, girebilir miyim? Beni bekliyorlar demek var. Hani bunların arasında çok ince aslında ayrıntılar var. Hani pat diye geldim, ben geldim. Hani ben buraya davetliydim, ben geldim değil de pardon beni bekliyordunuz. Baktınız karşı tarafın işte modu düşük, işte yüz ifadesi düşük, işte enerjisi düşük. Onu nasıl böyle bir tık yükseltebiliriz? Ne yapabiliriz? Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? İşte davetliydim ama bir problem varsa dışarıda bekleyebilirim gibi gibi. İşte ufak böyle ayrıntılara girersek her zaman daha iyi olur. Yani neden? Çünkü kazanan biz olmuş oluruz. Karşı tarafın eğer enerjisi kötüyse, morali bozuksa, işte canı bir şeylere sıkkınsa onu beden dilimizle motive etmiş olabiliriz aslında. Bunlar hani ince detaylar ama bunlar çok çok önemli detaylar. Evet. İş dünyasında özellikle bunları bana çok soruyorlar. Hani bir yerde karşılaştığımız zaman, işte bir iş görüşmelerinde olduğu zaman, işte hocam ne yapalım? Hani ne şekilde cevap verelim? İşte nasıl karşılayalım? Ben de diyorum yani hani o an evet bir yerden bir telefon gelmiş olabilir, canınız sıkkın olabilir ama muhakkak misafirlerinizi, çağırdığınız kişileri mümkün olduğu kadar enerjiniz yüksek, yani modunuz yüksek bir şekilde karşılayın ki hani, çünkü bu enerji biliyorsunuz karşılıklı akımla alakalı bir durumdur. Ve bu hem bedenimize yansır bizim, hem dilimize yansır, hem konuşmamıza yansır. Ya yani önemli faktörler bunlar tabii ki. Evet. Antalya bu bağlamda da oldukça aslında dikkat edilmesi gereken bir kent değil mi? Evet, eğitimde de böyle ama biliyor musunuz? Eğitim, yani eğitimde de aslında diksiyonun çok önemi var. Eğitim dünyasında da çok önemi var. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Yani ilkokuldan tutun da ortaokul, lise, üniversite, aslında öğretim görevlilerim bile, üniversite hocalarının bile, hani bazen baktığınız zaman evet tamam ben toplum içine çıkıyorum, konuşmalar yapıyorum, işte test hazırlıyorum, işte sunumlar yapıyorum denilen insanların bile bence önce bir diksiyon ve beden dili eğitiminden geçmesi gerekiyor. Çünkü neden? Bir konuşma hazırlıyorlar, bir metin hazırlıyorlar. İşte atıyorum hocam bunu çıkıp işte ben konuşmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Fakat elim ayağım titriyor, birbirine giriyor. Ben bu işte başarılıyım. Tamam evet, ben bu işi yapıyorum, yıllardır yapıyorum. Bu işin içerisindeyim ama ben o kalabalığın, o kargaşanın içine girdiğim zaman elim ayağım titriyor. Nasıl yapabilirim? Hani kendimi nasıl frenleyebilirim açısından? Ben de o anlamda biraz yardımcı olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi hani sadece turizmde değil, eğitimde, kalabalık iş yerlerinde herkesin hani bu eğitimi gerçekten alması gerekiyor. Çünkü insanların buna ciddi anlamda ihtiyacı var. Toplum kurallarında da öyle, toplum içerisinde de öyle. Ciddi anlamda eğitimlere ihtiyaçları var. Çünkü insanlar kalabalığa bir giriyorlar ki, ya bırakın, ya Türkçe aslında çok güzel bir dil. Evet, hani baktığınız zaman çok güzel bir dil. Ama maalesef bizim insanlarımız o kadar kabalaştırdılar ki her şeyi. Beden dilini, yani çok agresif bir
insanlar haline, topluluk haline geldik. Anlayışsız, birbirimize karşı saygısız, ne bileyim böyle tutarsız bir şey bir sergiliyoruz. Tahammülsüzlük evet, var. Tahammülsüzlük var. Tabii ki şu anda bulunduğumuz konum maalesef hoş ortamlardan geçmiyoruz. Özellikle sağlık açısından kötü günler geçiriyoruz. Ama ben bunların da geçeceğine inanıyorum toplum olarak, hepimiz açısından. Biraz onlar, insanların da o tür açıdan bir gerginlikleri var. Ama ben şuna inanıyorum. Bunlar bahane olmamalı. İnsanlar her konuda, her şekilde diksiyon ve beden dili eğitim açısından. Ya hiçbir şey yapamıyorsanız ben diyorum işte alın kitap okuyun. Yani kitap okumak hem hızlı konuşmanızı engeller, hem düzgün konuşma şeklini dönüştürür. Yani kitap okuyun, hiçbir şey yapamıyorsanız kitap okuyun. Ha hocam, kitap okuma, peki ne yapmak istiyorsun? Tabii ki diyorum, o televizyonun karşısında, işte o telefonun karşısında alıp vakit geçirmek daha çok hoşlarına gidiyor. Tabii ki burada kitap okumak da çok önemli. Diksiyonumuz ve beden dilimizi kullanmak açısından kitap okumanın çok önemi var. Buna da evet, buna özellikle da, evet, altını çizmek evet, gerekiyor. Evet, yani diksiyonumuzun ve duruşumuzun, duruş ayrı bir şey ama diksiyon da, baktığınız zaman diksiyonunuzun güzel ve akıcı olması için kitap okumak en başta gelen bir şey. Yani kitap muhakkak okuyacağız. Her türlü kitabı okuyabiliriz. Yani sadece atıyorum hani bir kitap ismi vermek değil ama kitap okumak gerçekten çok önemli. Çünkü bazen öğrencilerim şey diyordu, ya hocam düzgün konuşuyorum, güzel konuşuyorum ama çok hızlı konuşuyorum. Karşı taraf beni anlamıyor. Ben de diyorum ki kitap okuyun. Çünkü kitap okurken noktalama işaretleri var. İşte orada vurgular var, nüanslar var, işte boğulama var. İşte orada kitapta her şeyi anlatıyor. Yani diksiyonun temel kuralları var. Tamam okuyorum ama yarıda sıkılıyorum. Yarıda sıkıldığın zaman diyorum kitabı kapat, aç, diksiyon hakkında bilgiler öğrenmeye çalış. Hani bu şekilde kendini eğitmeye çalış. Biraz da şimdiki gençlik biraz maalesef üşengeç biraz mi diyelim, bir de, ne diyelim. Fazla hızlı tüketmek istiyorlar. Evet. Hemen olsun. Hemen olsun. Hemen öğreneyim. Hemen bir şeylerin önüne geçeyim. Ama maalesef öyle değil. Yani diksiyonda, beden dilinde kolay olmuyor böyle şeyler. Biraz yetiştirmekle de alakalı. Kesinlikle. Biraz emek vermek gerekiyor. Emek çok önemli. Çok önemli. Evet, maalesef çok önemli. Ve insanın aynı zamanda kendini de geliştirmesi oldukça önemli. Sizin de dediğiniz gibi kitap okumakta fayda var bu bağlamda. O zaman akıcılığı ve kelime hazinesi de genişleyeceği için onun da çok büyük bir etkisi olacaktır. Evet. Maalesef öyle. Solunumumuzda da çok önemli. Mesela soluk alıp vermede de diksiyonun birçok önemi var. Zaten hocam nefeste başlıyor değil mi ilk olarak bu iş? Tabii nefeste başlıyor. Nefeste başlıyor. Şimdi düşünün, soluk solarsınız fakat o an telefon geldi. O telefona da cevap vermek zorundasınız. Şimdi karşı taraf sizi ne kadar anlayabilir? Bir de işin bu tarafı var. Evet. Ben diyorum ki mesela öğrencilerime o an... telefon mu çaldı? Bir soluk soluğa bir işiniz var. İşte merdiven çıktınız, bir iş yaptınız, bir şeylerle uğraşıyorsunuz. O an bakmayın. Telefona cevap vermeyin. Daha sonra cevap verin. Çünkü solunum diksiyonu da çok önemlidir. Çok düzgün bir Türkçe ile çok düzgün bir aksiyonla konuşuyor olabilirsiniz. Ama o anda nasıl olur biliyor musunuz? Konuşuyorsunuz, çok hızlı bir konuşmaya geçer ve karşı taraf sizi asla anlayamaz. Asla duyamaz. Ya duyar fakat ne dediğinizi anlayamaz. Kelimeleri yutar. Solunum diksiyonu da çok önemli. Yani soluk alıp verme de çok önemli. Genelde konuşmacılara ve iş sektörü, iş dünyasına ben hep diyorum. Konuşurken diyaframımızı kullanalım. Diyafram çok önemli. Yani akciğerden değil de diyaframımızdan konuşursak daha rahat hareket ederiz. Karşı tarafa daha kendimizi güzel anlatırız. Daha güzel bir şekilde iletişim kurarız. Zaten iletişim diksiyonda en baş sebeplerden bir tanesi. Düzgün iletişim kurmak, zaten diksiyon demek güzel konuşma sanatı demektir. Ama solunum da giriyor bunun içerisine. İşte beden dilimiz de giriyor içerisine. İşte ne bileyim göz teması da giriyor içerisine. Bir şeyi anlamadığı zaman, bir şeyi anlatılmadığı zaman, mesela bir şey konuşurken karşı tarafın anlamadığını ben hemen anlayabiliyorum. Çünkü göz teması çok önemli. Gözlerini kaçırmaya başladığı zaman dikkati dağılıyor. Anladın mı diyorum. Hani anlatabildim. Yok hocam orayı kaçırdım diyor. Çünkü diyor ben anlayabiliyorum çünkü bakmıyor. Evet.
Hani iletişim, göz teması da çok önemli gerçekten. Evet. Yani aslında diksiyon deyip konuyu gerçekten geçiştirmemek lazım. İçine evet. Bakın ne kadar çok fazla evet. Alt maddesi var. Üzerine bir de çok fazla etkilediği de hayatımızın içinde. Çünkü var olduğumuz sürece konuşacağız. Hı-hı. Konuşmak için de bir şekilde iletişim kuracağız. Hı-hı. Bunun için de haliyle beden diline de, jest mimiklere de, diksiyona da ihtiyaç duyacağız. Hı-hı. Doğru bir şekilde kendimizi ifade Hı-hı. edebilmek için elbette evet. ki. Hocam peki turizm kısmına tekrar dönecek olursak, mesela bize bir kurumun bu eğitimi aldıktan sonra kuruma sağlayacağı faydalar nelerdir? Yani şöyle söyleyeyim, en başta dilimizi çok güzel kullanacağız. Yani nasıl bir faydası olur biliyor musunuz? Hem örneklerle beden, de anlatabilirsiniz. Tabii ki. İllaki denk gelmiştir size. Yani evet, özellikle turizmde ve iş dünyasında çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim, sektörde lider kurum ve kuruluşlarda, hı-hı. iş dünyasında, turizmde. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela hani az önce de bahsettiğim gibi bir iş görüşmesine gidiyorsunuz. Yani istediğiniz üniversiteden mezun olun, istediğiniz yerden mezun olun. Ben her zaman diyorum, diplomalar sadece meslekler içindir. Ama kendinizi ifade etmek açısından insanların kendini yetiştirmesi gerekir. Gerekir. Çünkü kesinlikle. Kendinizi yetiştiremedikten sonra o diplomayı almanızın çok bir önemi olmuyor. Yok. Yani şöyle, bir sektörde, iş dünyasında kendimizi nasıl ifade edebiliriz biliyor musunuz? Dediğim gibi az önce, hani bir bakış, bir göz teması, işte beden dili, oturuş şeklimiz. Bir kere oturuş şeklimiz çok önemli. Veya ayaktaysak ayaktaki beden dilimiz çok önemli. Yani her zaman şudur. Ben her zaman şunu söylerim. Bu şekilde hareket etmek veya bir şekilde ayaktaysak işte bu şekilde konuşmak. Bu hareket nedir biliyor musunuz? Bu hareket ben kapalıyım demektir. Ben şu anda bu sohbete, bu ortama, bu davete kapalıyım demektir. Örneklerle verecek olursak. Hı hı. Ben çok kızıyorum mesela. Girdiğim ortamda, ders anlattığım ortamda bir öğrencim veya bir bu eğitimi almak isteyen kişinin bu hareketini görürsem dersi kesiyorum. Çünkü neden? Bu hareket ben her şeye kapalıyım demektir. Çok çirkin bir şey. Çünkü karşıdaki insana saygısı yok. Yani normal ikili ilişkilerde de bu böyledir aslında. Evet. Özel hayatımızda da bu böyledir. Tartışırken, konuşurken, işte beden dilimizi kullanmak. Ya çok kızgınsındır, bir şeyleri ifade etmek istiyorsundur. Hani bir sözle ifade edebilirsin, bir beden diliyle ifade edebilirsin. Ama beden dilini en çirkin şekilde kullanmak bu hareketten ben oldum olası nefret etmişimdir. Ben bu konuya kapalıyım demektir. Yani İş sektöründe, gerçekten turizmde, iş dünyasında diksiyonun ve beden dilinin ciddi anlamda faydaları var. Yani bu eğitimi bir kere almaları gerekir. İş dünyasının, çalışanlarının, turizm sektöründeki olan insanlar. Çünkü neden? Sürekli misafirlerle beraberler. Evet, sürekli iç içeler. Yani aslında diksiyon ve beden dili dediğimiz zaman işin içerisine yürüyüş de giriyor biliyor musunuz? Yürümek. Evet, dik durmak, dik oturmak her zaman çok önemlidir. Bir kere eğik oturmak, yamuk oturmak, kambur durmak her zaman özgüvensizliktir. Ben bunu evet özgüvensizlik olarak tanımlıyorum. Çünkü neden? Dik oturmak demek bir insanın kendine olan güveninden, asaletinden. Yani ben evet her konuda kendimden eminim, ben buyum. Yani ben kendimi yetiştirdim. Kendimden şüphem yok, ben buyum. Yani ben kendimi yetiştirdim. Kendimden eminim. Ama bir iş dünyasına, bir ortamda girdiğiniz zaman işte atıyorum CV'yi bıraktınız, işte kendinizi anlattınız, ifade ettiniz. Sıradan bir şekilde ifade ettiniz, anlattınız. Ne olacak ondan sonra? Acaba ben buraya alınır mıyım, alınmaz mıyım? Bir kere o iş olmaz. Neden olmaz? Ya ben de bir işveren olsam, ilk 15 dedim ya, ilk 15 saniye, o önemli. İlk 15, o duruşunuz, o bakışınız, o beden diliniz çok çok önemli. Çok çok önemli. Ya bu açıdan İnsanların hani baktığın zaman diyorlar ki ya hocam diksiyon hani nedir ki konuşma, ama sadece konuşma değil. Gerçekten diksiyon sadece bir konuşma değil. Ses, desibel, işte hareketlerimiz, konuşmalarımız, bakışmalarımız, hani birbirimize olan o saygımız. Ya bir şey içerken bile yani
bardağa koyuş şeklimiz bile, beden dilimiz o kadar çok şeyi aslında ifade ediyor ki, o kadar şey anlatıyor ki. Hocam sizinle iletişime geçmek de o zaman büyük sıkıntı aslında bakarsanız. Her şeyi ele vermiş olacağız. Yok. Bir gerginlik yaratmıyor mu karşınızdaki arkadaşlarınızla ya da işte öğrencilerinizle iletişim? Çünkü... Ben bile şu an mesela size anlatırken diyorum ki acaba nasıl yorumluyor şu anda? Yok, hayır, gayet başarılı, estağfurullah. Olur mu öyle şey? Yani şimdi şöyle, zaten sıfırdan hani geliyorlar öğrenciler genelde. Hani hocam işte ne yapalım, nasıl bir yol ilerleyelim? Ama önce diyor ki ben konuşmamı değil de hocam beden dilimi. Yani beden dilimi geliştirmiyorum. İşte elimi kolumu çok açarak konuşuyorum işte ortamla. Arkadaş ortamında işte bir kafeye gittiğim zaman... Bir ortamda bulunduğumuz zaman bir kere insanın önce kendine saygısı olması lazım. Kendini sevmesi lazım. Beden dilini kullanırken. Şimdi biz kendimizi sevmezsek, kendimize saygı duymazsak etrafa ve ortama nasıl saygı duyabiliriz? Duyamayız. Önce beden dilini geliştirmek istiyor bazıları. Mesela diyor ki hocam ben beden dilimi geliştirmek istiyorum. Beden dilimi nasıl kullanabilirim? Ben de diyorum ki peki nasıl kullanıyorsun da? Bu eğitimi almak istiyorsun. İşte diyor ki hocam oturuyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Ben diyor çok elimi kolumu açarak konuşuyorum. İşte etrafta işte arkadaşlar var, işte rahatsız olanlar var. Kendime hakim olamıyorum. Hani her zaman çok el kol kullanmak da aslında iyi değil. Birazcık da hani insan kendine bazı zamanlarda tolere etmesi gerekiyor bazı ortamlarda. Özellikle kurumsal şirketlerde çalışanlar mesela. Hani bunu çok duyuyorum ben. İşte müşterileri olan yaklaşımlarından, işte ortamda çok hani iş ortamında orada şakalaşıyorlar. Mesela orada misafir var, o işte misafirin gözüne değiyor, diyor. Ya hoş bir izlenim olmuyor. Bırakmıyor. Ya hoş bir intiba bırakmıyor. Ben bakıyorum, görüyorum, diyorum evet tamam bir eksiklik var. Onu o anda sezinleyebiliyorum. Hemen diyorum ya bak işte burada şaka yapmak istedin ama hani bu şekilde davranmak istedin ama davranışın yanlış. Bu şekilde değil, hani birazcık daha tolere ederek, işte eline koluna hakim olarak yaklaşırsan daha güzel iletişim kurmuş olursun. Ben bunu her zaman söylüyorum zaten. Ama tabii ki insanın birazcık da kendiyle alakalı bir durum. Evet. Kendisiyle alakalı bir durum. Bazı insanların da tikleri vardır bu arada. O da sıkıntılı evet, bir durum aslında. Evet, o da sıkıntı. Mesela derslerde, eğitimlerde işte bir şey söylüyorum, bir şey anlatıyorum tahtada, bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Hani az önce dedim ya, hani dik oturmak. Bazıları diyor ki hocam ben dik oturamıyorum. İşte muhakkak sandalyeye oturduğum zaman ya ayaklarım açıyorum işte ya böyle kambur oturuyorum. Sizin dediğiniz gibi yapamıyorum. Ben de diyorum ki oklava, sırtınıza oklava koyun oturun alışana kadar en azından. Farklı uygulamalarda geliştiriyor. Yani uygulamalarla evet eğitimlerimizi veriyoruz çoğu kez. Aslında oturmak bile işte dedim ya hani konuşmak, beden dilimizi kullanmak, oturmak, kalkmak, sunum şekillerimiz, işte bardağa koyup bardağa koyma şeklimiz, tabağa koyma şeklimiz, ikram şekillerimiz. Mesela bir örnek vermek istiyorum ben. Diyelim bir kafeteryadayız, bir yerdeyiz. Bir kahve geldi. Mesela ben şahsım adına küçük bir örnek vermek istiyorum. Ben kahveyi bazen böyle işte bardağın çok az kısmında da kalsa içerim. Yani hani hemen alınsın istemem. Evet. Mesela bir beden dilidir bu. Garson gelir mesela, hemen almaya çalışır. Sormaz mesela. Toplamaya çalışır. Bakar dibinde az kalmış. Ben pardon, ben dibinde kalsın. Ben bu şekilde seviyorum diyerek geri gönderiyorum. Mesela aslında onun bana sorması lazım. Evet. Pardon, bu arada alabilir bu durumdan miyim? Ben de şikayetçiyim. Yani aslında sorması lazım. Alabilir miyim? İşte dedim ya eğitim almaları gerekiyor. Bu tür işletmelerde çalışanların. Ya bu eğitimi, diksiyon ve beden dili eğitimi işte bu. Yani sormadan, izin almadan almak bile çok büyük bir saygısızlık. Ya belki ben onu dibinde seviyorum. Belki evet. O şekilde bir kere sordun mu bana? Ya pardon, alabilir miyim? Hani alabilir miyim? Sormadın, pat geldin, aldın. Çok kez uyarıyorum ben bu konularda. İşte bu eğitimsiz olduğunu gösteriyor. Bu eğitimleri almış olsa işte misafirin önünden nasıl alınacağını bilmesi gerekir. Evet. İşte burada da hem beden dilimizi ve diksiyonumuzu kullanmamız gerekiyor. Peki hocam, süremizin de sonuna doğru geldik. Sohbet tamam. Hoş ama şöyle bir toparlayacak olursak tamam. Neler söylersiniz? Vallahi her zaman dediğim gibi ben şundan yanayım. Eğitim, diksiyon ve beden dili eğitimi, turizmde, iş dünyasında, kafeteryalarda,
bistrolarda, restoranlarda, büyük işletmelerde çalışanların özellikle diksiyon ve beden dili eğitimini alarak bu işlerine devam etmeleri gerekmektedir. Çünkü neden? Bunu almazsak eğer, az önce bir örnek verdim ya, işte bunlarla karşılaşabiliriz. Bu tür örneklerle karşılaşabiliriz ve bunlar da hoş olmuyor. Diksiyon ve beden dili hem kendimiz açısından, hem toplum açısından, ahlak kuralları açısından, topluluk açısından çok çok önemli. Ben her zaman şunu diyorum. Ne olursa olsun, her ne olursa olsun eğitim eğitimdir. Diksiyon ve beden dili eğitimimizi alalım. Alalım. Büyük kuruluşlara buradan sesleniyorum. Turizm acentelerine sesleniyorum. Herkese sesleniyorum. Eğer bir sektördeyseniz, bir sektörden birazcık daha bir yerlere adım atmak istiyorsanız lütfen ama lütfen bu eğitimleri alın. Aldırın. Çünkü bu eğitimler gerçekten çok önemli. Kendimizi ifade etmek açısından ve ifade ettirmek açısından. Çok çok önemli şeyler. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.